siyasetin ve siyasette güç kullanımının Türkiye Devleti'nin erkleri itibarıyla yargı, yasama, yürütme erkleri itibarıyla işleyişi artık eskisi gibi olmayacak. Artık Türkiye yeni bir aşamaya yaklaşmakta, yeni bir aşamaya gelmekte. Bunun sorun yaratmayacak bir biçimde, özellikle ekonomide kırılmalara, kırılganlıklara yol açmayacak biçimde gerçekleşmesi ilgili herkesin çıkarınadır. Ancak bu böyle olur mu? Ondan tam olarak emin değilim. Sayın Başbakan'ın açıklamaları, değerlendirmeleri, izlenen siyasi çizgi sanki bunun böyle olmayacağını ortaya koyuyor. Bence özellikle ekonomide yaşananlar da bunun çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu daha şimdiden sergilemeye başladı, daha şimdiden ortaya koymaya başladı. Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerin yeterli sonuçlar vermediğini izliyoruz. Döviz talebi her geçen gün çok ciddi olarak artıyor. Türkiye zaten dış açık sorunuyla karşı karşıya olan bir ülke. Bırakın yeni paraların girmesini, yeni dövizlerin girmesini, var olan yatırımların, yabancı yatırımların Türkiye'den çıkmaya başladığını görüyoruz. Lehman Brothers krizinden bu yana yaşanan, bu bağlamda yaşanan en ciddi sorunların ortaya çıktığı gazete manşetlerinde yer almakta. Ocak'tan bu yana hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde 3 milyar doların üzerinde bir yabancı çıkışının olduğu söylenmekte. Gezi süreci, 17 Aralık süreci belki tek başına siyasi bir olay olarak, siyasi olaylar dizisi olarak değerlendirilebilirdi. Belki tek başına etkili de olmayabilirdi. Ama bunun yanına biraz önce söylediğim iktisadi olumsuzluklar da eklenince artık Türkiye'de siyasetin yeni bir aşamaya doğru evrildiğini çok kolaylıkla söyleyebiliriz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'dir gelişmenin öncüsü. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yeni siyasi iktidarı olacak partidir. Ben bunu bugün için, yarın için demiyorum. Ben bunu genel gidişi dikkate alarak söylüyorum. Genel gidiş Türkiye'de yeni siyasi yapılanmayı, yeni güç yapılanmasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlayacağını gösteriyor. Seçim sürecinin içindeyiz. Tabii her seçimin kendine göre farklılıkları vardır. Farklı nitelikler taşır. Ama bu kez biraz önce sorunuzu yanıtlarken verdiğim yanıtlar çerçevesinde gerçekten önceki seçimlerden de farklı bir süreç yaşanmakta. Ben 30 Mart seçimlerinin daha sonraki seçimlerin anası olacağını düşünüyorum. 30 Mart seçimleri doğuracaktır. Yeni seçimleri getirecektir. Erkene çekecektir diye düşünüyorum. Zaten resmi olarak öngörülen bir erken seçim bir seçim var hemen yerel yönetim seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. O yerel yönetim seçimlerinin temposu, havası, atmosferi çözülmeden, gitmeden onun devam etmesini sağlayacaktır. Onun ardından yine yerel yönetim seçim sonuçlarına göre belki bir erken genel seçim yapılması gündeme gelebilecektir. Yani Türkiye 2015 Haziran'ını beklemeyebilecektir.
2015 Haziran'dan daha erken bir tarihte, belki 2014 yılında erken genel seçime gidecektir. Hükümetteki metal yorgunluğu her alanda görülüyor. Bunları sürdürmelerinin, yürütmelerinin, götürmelerinin ben çok olanaklı olmayacağını düşünüyorum. Birkaç öncü göstergeden söz ediliyor. Aslında bunlardan iki tanesi çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30 eşiğinin üzerine çıkması, ikincisi de AKP'nin %40 eşiğinin altına inmesi. Bu ikisi, bu iki gelişme temel gösterge olarak alınacaktır toplumda. Ve bu iki temel göstergeye dayalı olarak siyasetin nasıl şekilleneceği belli olacaktır. Ben oylarımızı her geçen gün bu beklenen eşiğin üzerine doğru taşımakta olduğumuzu düşünüyorum. AKP'nin de bu eşiğin altına doğru ineceği kanısındayım. Sayın Başbakan'a dün, önceki gün sorular soruldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olur dendi. Bir 30 Mart'a bakalım dedi Sayın Başbakan. Ondan sonra değerlendiririz dedi. Gerçi kendi oy oranının 40-45 bantında olduğunu söyledi ama bu onun altına doğru gidecektir diye düşünüyorum. Bu sağlandığında Türkiye yeni bir seçimle biraz önce söylemiş olduğum siyasi yapılanmayı göreve getirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde yeni bir hükümet kurulacaktır. Belki de tek başımıza kuracağımız bir hükümet söz konusudur. Tek başımıza bir hükümet kuramasak bile artık Türkiye'nin siyasi yapılanmasının yükünü biz çekeceğiz. Bunun sorumlusu biz olacağız. Bunu biz sağlayacağız. Şimdi burada yerel yönetim seçimlerinde adayların söyledikleri, bu arada Afyon merkez adayımızın, il merkezi adayımızın, Afyon'daki ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızın söyledikleri belki orada yaşayan insanlar için Afyon merkezde, Afyon'un ilçelerinde, beldelerinde yaşayan yurttaşlarımız için, seçmenlerimiz için önem taşıyor ama biraz önce söylemiş olduğum genel hava açısından bunlar önemini kaybetmiş bulunmakta. Türkiye yerel seçimle birlikte başka seçimleri de yapıyor. Ya da yerel seçimle birlikte başka seçimleri de şekillendiriyor. İl başkanımızla dün yoğun bir çalışmamız oldu. 5 yerde konuşma yaptık. Yurttaşlarla, seçmenlerle bir araya geldik. Ben doğrusu çok güzel bir hava gördüm. İl başkanımızı kutluyorum. Yurttaşlarımız çok coşkuluydu. Hemen hemen her yerde çok geniş katılımlar vardı. Kadınların katılımı vardı, gençlerin katılımı vardı. Türbanlı, türbansız herkes sokaklardaydı. Adaylarımızla birlikteydi. Afyon merkezde bir çalışmamız olmadı. Dolayısıyla Afyon merkez için bir değerlendirme yapmak durumunda değilim. Ama asıl önemlisi şu, biraz önce de ifade ettiğim gibi, evet orada yaşayan insanlar için adayın dedikleri, ne edecekleri, vaatleri falan önemli de işin geneline baktığımızda yerel yönetim seçimleri önemini kaybediyor. İşin geneline baktığımızda ülke geneline yönelik bir seçim havası, bir seçim evet. atmosferi görülüyor. Peki Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem yerel seçimlerde özellikle Afyonkarahisar'a çok büyük ilgi gösteriyor. Hiçbir dönem görmediğimiz ilgiyi bu dönem görüyoruz. Genel Başkan yardımcılarından milletvekillerine kadar, Genel Başkan'a kadar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP Afyon'u istiyorum. Bu mudur? İstemez olur mu? İstemez olur mu? Tabii istiyor. İlginin kaynağı. Ben size Afyon'un önemini mekansal olarak, iktisadi olarak, toplumsal olarak Afyon'un önemini anlatmama gerek yok. Tabii. O tereciye tere satmak olur. Ama Afyon çok önemli bir ilimiz. Tabii ki Afyon'u istiyoruz. Yıllardır Afyon merkez yönetiminde de olmadık. Afyon dün il başkanımızla da değerlendirdik. Çok büyük atılımları yapabilecek birikimi olan bir kent. Yalnız Afyon'un doğru bir yönetime ihtiyacı var. Doğru kararları verebilecek, Afyon'un iktisadi potansiyelini, Afyonların coşkularını kullanabilecek bir yönetime ihtiyacı var. Biz bunu sağlarız. Biz bunun hazırlığını yapmış bir partiyiz. Yani Afyon bizim için önemli. Sanırım bu nedenle
Biz de Afyon için bir fırsatız en azından. Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi, Afyon'un geleceği açısından bir fırsat gibi görülebilir, değerlendirilebilir. Bunun dışında tabii bu değerlendirmeden hareketle genel başkanımızın ve parti yöneticilerimizin yaklaşımları oluyor. Tabii il başkanımızın, il yönetimimizin de bunu çok iyi değerlendirdiğini söyleyebilirim. Eski bir genel başkan olarak, genel başkanlık yapmış bir siyasetçi olarak bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Yani hem genel merkezde, genel başkanda böyle bir anlayış olmalı ama o tek başına yetmez. Hem de ilde, il örgütünde bu anlayışı değerlendirebilecek bir kararlılık olmalı, bir arzu olmalı. İkisi bir araya geldiğinde zaten bu dediğiniz gelişmeler ortaya çıkıyor. Afyon'da bu ikisi bir araya geldi ve çok teşekkür ederim yani gözlemlerinizi. Ben de doğru buluyorum. Afyon'da böyle bir sürecin içine girildi. İnşallah bu Afyon için, Afyonlular için, Afyonlu yurttaşlarımız için hayırlı sonuçlar verecektir. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun. Çok teşekkür ederim.